Herkese merhabalar. Video kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir macera ve yeni bir videoda daha beraberiz. Şimdi Konya'nın büyük ilçelerinden, kadim ilçelerden Akşehir'deyiz. Şimdi Akşehir'deki gözlemlerimi bir seyyah, bir amansız gezgin olarak size göstermek istiyorum. Tarihi ve bilindik yerleri göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma destek amacıyla abone olursanız sevinirim. Çünkü hayaller Asya. Burası tarihi evlerin olduğu ama restorasyonun çokça olduğu mahalle. Önceden burası bayağı bir yerleşim yeriymiş, eski yerleşim yeriymiş. Ama şimdilerde restorasyon ve sayfiye yazlık evi kullanılıyor. Ama yine de oturanlar var, yine bacalar tütsüyor. Şubat ayındayız, bayağı bir soğuk. Maraş depremi olmuştu, onun 6. günündeyiz. Burası kilise, şurası Hıdırlık Tepesi. Sabahleyin oraya çıkmıştım. Orada da güzel bir Akşehir manzarası var. Beyazlar içinde çok güzel bir ambiyans yaratmış. Bayraklarımız yere indi. Neden? Çünkü bu Maraş depreminden dolayı 10 ili etkileyen şu an itibariyle 20 bin kişinin öldüğü belirtiliyor. Dünyanın en büyük depremlerinden bir tanesi. İlk ikincisiymiş diyorlar. Gelmez perişan kapı diren kalsın, sırrın aşinasın. İzmir'de 3 yıl çalışan birisi olarak Afyon'u tayin çıktı, biliyorsunuz. Bayağı soğuk bir memleket. Görev icabı Bolvedin'e geldim bir haftalığına. Şimdi gezi amaçlı bir saat uzaklıkta Akşehir şehrine geldim. Akşehir ilçesine geldim, Konya'nın. Burayı keşfetmeye devam ediyorum. Ve burada bayağı bir kar var. Afyon'a nazaran. Şimdi şu videodan önce şeyler dikkatimi çekmişti. Evin mimarisi ve yapısı çok değişik. Bu sokaklardan geçiyorum. Ara sokaklardan geçmeyi seviyorum. Çünkü çocukluğum geliyor aklıma. Köyde yaşadığım o 6 yaşına kadar ki en mutlu, güzel günlerim geliyor aklıma. Şimdi burada türbe var. Büyük bir türbe. Gelmeden önce biraz araştırmıştım. Burası Mahmut Hayrani Mescidi, Cincikli Mescid diye geçiyor. Ve bu kaynaklarda burada bir Yıldırım Beyazıt'ın burada gömülü kaldığı, sonra Bursa'ya nakledildiği ve buralarda da bayağı bir kaldığı belirliyor, yaralı bir şekilde. Abdest alacaktım ama sular donmuştu. Su alamadım ne yazık ki. Bir İzmirli olarak, yani İzmir'de yaşayan birisi olarak, buralara yeni gelen birisi olarak, yani karda yürümeyi seviyorum. Beyaz örtüyü seviyorum. Her ne kadar buranın halkı için veya da karla haşır neşir olan insanlar için eziyet gelse de bana zevk veriyor. Şu çamın şu beyaz görüntüsü, karlar altında yeşil ve beyazın ambiyansı bile çok güzel bir ambiyans yaratıyor. Burada Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri var. Bir Fatiha 3 kulhü okumanızı rica edeceğim. Ne diyor? Seyyid Mahmud Hayrani Harran'dan Konya'ya gelip bir süre Hazreti Mevlana'nın hizmetinde bulunarak feyiz almıştır. Akşehir'e yerleşen Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi Sultan Dağı'nın eteğinde ve şimdi yok olan Akşehir Kalesi'nin içine yapılmıştır. Yani burası önceden Akşehir Kalesi imiş ama yıkılmış ve artık savaşlardan mı yıkıldı, depremlerden mi yıkıldı, orayı yazmamışlar. Ve şu arka taraftaki büyük dağ silsilesi Sultan Dağı diye geçiyor. Yani Torosların uzantısı imiş.
Oradan bana birisi bakıyor. Tarihi Akşehir sokaklarında yürümeye devam ediyorum. Şimdi bayağı bir restorasyon olmuş. Bayağı bariz bir restorasyon olmuş. Eskiyle hiçbir alakası kalmamış. Sadece görüntü olarak canmış. Ben fazla beğenmedim. Tamam, görüntü şey olarak güzel ama ahşap kokmuyor. Yani tarih kokmuyor. Tarih kokması lazım. Ama yine de hiç yok. Ben iyidir. Eski püskü olmaktansa. Selçuk bir yapımı bir minare. Nasıl ayakta kalıyor maşallah. Şimdi Ulu Cami'ye gireceğim. Öğlen namazına eda edeceğim. Onda öğlen namazı vakti. Ezan okunuyor. Ezan-ı Muhammediye. Akşehir'deki Ulu Cami'nin içindeyim şu anda. Mimarisi çok değişik. 1210 yılında yapılmış. Kitabesinde öyle söylüyor. Kolonlar falan çok sağlam. Bu depremde yıkılan binaları gördükçe bunların ayakta kaldığını görmek çok mutlu ediyor. İnşallah mimarlarımız da sağlam dayanıklı binalar yapar ki can ve mal kaybı olmaz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Restorasyonlu bölümden ayrı yere çıkarak arka sokaklarına, burada doğal evlerin olduğunu görüyoruz ve diğer taraftaki, iki taraftaki gözlemlerimi söyleyeceğim. Diğer tarafta restorasyon var, güzel boyalı, lüks evler ve doğalgaz. Burada kömür kokusu buram buram hissediyorsunuz ve fakirlik kokuyor sokaklarında. Hiç sıfır restorasyon ve doğal haliyle. Soğuk kış gününde teyze de orada odun yarıyor. Benim çocukluğuma çok da uzak olmayan bir şey. Benim de annem yarardı böyle. Ben de denemiştim. Yine Selçuklu mimarisi. Konya biliyorsunuz Selçuklu'ya başkentlik yapmış. Ve bayağı Selçuklu'nun izleri olan bir yer. Özellikle Konya'nın merkezinde daha çok var. Ben görmüştüm Konya merkezine gittiğim zamanlarda falan. Akşehir'de de çok şeyler var. Binalar var. Akşehir'in içinden geçen göl kurumuş durumda şu anda ama alttan su gidiyor. Burası Ahilik. Ahilik'in de başkenti sayılır. Bakın burada Ahilik nasihati var. Harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru sabırlı ol falan diye. Ne kadar önemli bilgiler, ne kadar önemli değerler. Umarım faydalanırlar. Şimdi Akşehir'deki meşhur Nasrettin Hoca tribüsüne geldik. Yani giriş yapıyoruz. Gerçi ben sabahleyin ilk iş Nasrettin Hoca tribüsüne gelmiştim. Şimdi de tekrardan video eklemek için geliyorum. Buradan giriş yapıyoruz. Tam karşımızda. Ben daha önceden buraya 1,5 sene önce eşimle beraber çocuklarla geçerken gelmiştik. Giresun'a giderken
3 hatta 2 haftalığına gitmiştik. Bir haftası yolda kalmıştı. Hep böyle önemli yerlerde dura dura geze geze ailemle beraber bir haftası yolda geçmişti. Bir hafta sonra memleketim Giresun'a gitmiştim. Geçen sene 2022 Kasım'dı. Evet. Pardon, 2021 Kasım'dı. İçime doğmuştu memleketimle gitme isteği. Neden içime doğmuştu? Babam vefat etmeden 3 ay öncesi anji olmuştu Eylül ayında. Ve ben de içime doğmuştu, hanımı falan ikna edip gelmiştik. Hanımı gezdire gezdire gelirim diye şey yapmıştım. Evet, meşhur Nasreddin Hoca'nın türbesine geldik. Burada ne yazıyor? Evet, dünyanın ortası burasıdır demiş Nasreddin Hoca. Bir Fatiha, üç kulübe okuyalım lütfen. Ben ara sıra mezarlıklara gelirim. Tefekkür ederim, düşünürüm, ölümü düşünürüm. Tavsiye ederim. Mesela şu anda başıboş bir şey değil, şehrin içindeki mezarlıktayız. Bizim de geleceğimiz yer burası. Mesela şurada bir tane kitabı var. Bunu göstermek istiyorum. Yarısı kar altında. Bunu screenshot yaparak okuyabilirsiniz. Çam ağaçları güzel bir ambiyans oluşturmuş. Nasreddin Hoca'nın kazanıyla özdeşleşen büyük kazanı görüyorsunuz orada, sembolü şekilde. Burası Akşehir'in üst tarafında Ulu Cami tarafına giderken kavşak. Can dostlarımı görüyorsunuz. Az önce şu caminin olduğu yerdeydim, Ulu Cami. Taburede böyle şekilde. Arabamı şurası şehir merkezine doğru gidiyor. Arabamı da biraz yukarıda, ara sokakta bir yere park ettim. Şimdi alışverişimi yaptım. Arabaya doğru gidiyorum. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok memnun kalırım. Yeni bir videoda ve yeni bir macerada buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Ve bu arada şey söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'yi adım adım gezmeye devam ediyoruz. Her fırsatta, her mümkün olan zamanda. Benim 1000 abone olmam az kaldı. Şu anda 560'larda falandı. Umarım kısa zamanda 1000 abone ve 4000 saati tamamlayıp para kazanmaya başlarım. Çünkü EYT'den emekli oldum. Videolarımı takip edenler bilir. Videodan emekli olacağım. Yakın bir zamanda emekli olup yurt dışına gireceğim gerekiyor. Onun için para kazanmam lazım. Teşekkür ederim. Evet, arabanın da yanına geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.